Evet, herkese yeniden merhabalar. 2 gün önce Aktix Web'e tekrardan başlamıştık. Form göndermiştik, formu ekrana yazdırmıştık sadece. Tabii biraz amaçsız bir şey olmuştu. Eğer bizim işte sessions, oturum açma mekanizmamız yoksa çok da böyle bir şeye ihtiyacımız yoktu. O yüzden bugün ne yapıyoruz? Bugün biraz cookie denilen olaylara yani session, oturum muhabbetlerine biraz giriş yapacağız. Yine burada Actix'in örnekleri var. Gayet güzel. Authentication özellikleri nasıl kullanılmış diye birkaç tane seçenek var. Cookie, Session, Redis Session diye birkaç tane yöntem var. Cookie out dediğimiz yöntem tamamen client bazlı çalışıyor. Yani siz işte istemciye, sizin web sitenizi ziyaret eden kullanıcıya giriş yaptığı anda bir bilgi gönderiyorsunuz. Onun tarayıcısında bu bilgi saklı kalıyor. Daha sonra o size tekrar istekte bulunduğu zaman siz onun gönderdiği isteğin içerisinde o nasıl desem oluşturduğunuz artık kullanıcıya ait bilgileri ya da oturumu açan kişiye ait bilgiler oradan gelir. Siz onu alırsınız. Buna göre yönlendirme yaparsınız. Sessions olayı ise mekanizmayı çift taraflı yapıyor. Yani hem sizin istemcinize, kullanıcınıza bilgi gönderiyor. Hem de sunucuda bazı bilgileri tutuyor. Tabii bunu işte mesela Redis olmadan yaptığınız zaman dosya bazlı çalışır. Dosya bazlı dedim, tam olarak dosya bazlı değil tabii ama dosya bazlı diyebiliriz. Bunu belleğe alır. Yani bizim sunucumuz çalıştığı zaman, bu Actix webimiz çalıştığı zaman buradaki cookie bilgilerini, session bilgilerini sunucudan yükler haliyle eğer büyük çaplı bir sisteminiz varsa cookie sessions bir yerden sonra belleği şişirir yani haliyle yavaşlar. Sizin sisteminiz bunun için adamlar genellikle neyi kullanıyor? Redis denilen sistemi, Redis, Memcache, RabbitMQ gibi sistemler var. Bunlar nasıl çalışıyor? Redis aslında bir veri tabanı diyebiliriz. K-value bazlı veri tabanı yani siz bir K ekliyorsunuz, K'ye bir değer veriyorsunuz, onu saklıyor. Ama bir servis olarak çalıştığı için sizin sunucunuzdan bağımsız olarak çalışıyor. Siz sadece o Redis'in servisine ulaşıyorsunuz, ona bilgi gönderiyorsunuz, bilgi alıyorsunuz. Veri tabanı gibi. Ki zaten veri tabanı sadece farkı ne Redis'in? Redis bellek bazlı çalışıyor. Tabi isterseniz bu bellek bazlı çalışan Redis'i dosya olarak kaydedersiniz. Redis kapatıldığı zaman silinen bilgileri tekrar yükleyebilmesi için o dosyayı kaydeder otomatik normalde. Ama çalıştığı anda sabit diskten okuma yapmaz. Genellikle bilgilerin tamamını muhtemelen biraz daha optimizasyon yapmışlardır. Tamamını demeyelim de büyük bir kısmını belleğe alır ve bellekten genellikle çalışır. Haliyle çok hızlıdır. Artı yani Redis şu anda bilinen en hızlı işte Memcache bellek bazlı çalışan veri tabanları içerisinde en hızlısı diyebiliriz. Tabii bunun C etkisini de göz ardı etmemek lazım. C ile yazılmış bir veri tabanı. Biz o yüzden Redis Sessions olayını kullanacağız. Tabii Actix Web şimdi veri backend dediğimiz olay çok büyük bir olay olduğundan dolayı bütün araçları hop hepsini siz kullanmaya başlamıyorsunuz. İhtiyacınız olduğu kadar kullanıyorsunuz. Mesela burada cookie out var. Biz onu kullanmasak da olur. Biz sadece Redis Sessions'ı kullanacağız. Tabii biraz örnekleri buradan da alacağız. Buradan da alacağız. Şöyle bir şey var. Normalde Sessions oturum olayı güvenlikle ilgili problemlerin de aslında başlıca sebeplerinden biridir. Çok iyi dizayn edilmesi gerekiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ben hani hiç böyle direkt işin içinde olmadığım için ya da kullandığım sistemleri sadece ben kullandığım için test edebilme ya da analiz edebilme konusuna pek derinlemesine girmiş değilim. Ama bunun için ben diyorum ki ben sessions olayını ben yapmayayım. Direkt işte araç varsa ben o aracı kullanayım diye düşünüyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü backend tarafı güvenlik açısından çok önemlidir. Eğer çok derinlemesine bir bilginiz yoksa ya da yazacağınız kodlara çok fazla güvenemiyorsanız bırakın eğer varsa
sizin kullandığınız framework'ün kendi sistemi bunu halletsin. Evet, şimdi başlıyoruz. Redis Sessions'ı kullanacağız. Şimdi Redis Sessions'ı kullanabilmemiz için bizim bazı paketleri yüklememiz lazım. Şu ikisini yüklememiz gerekiyor. Diğerlerini zaten yüklemişiz. Şu ikisi. Biz bunları bir yükleyelim kendi sistemimize. Cargo Toml'a ekleyelim. Tabii sürüm muhtemelen 4, biz ActiveX Web'in 4 sürümünü kullanıyoruz. Muhtemelen uyumludur. Uyumlu değilse de tekrar bakarız. Sonra ne yapacağız? Ben burada Identity'yi kullandım ama Identity'ye gerek yok. Ha, bu arada ben bir şeyleri daha değiştirdim. Şöyle ki diğer videoda ben bir şeyleri yapmaya çalıştım ama tam istediğim gibi olmamıştı. Sebebini çözememiştim. Çok da üzerine gitmemiştim. Benim niyetim şöyle bir şeydi. Demiştim ki tek bir endpoint yani adrese hem post hem de get metodu ile ulaşılabilsin. Post metoduyla ulaşıldığında şu bir fonksiyon çalışsın. Get metoduyla ulaşıldığında şu fonksiyon çalışsın demek istemiştim ama her ikisini ayrı ayrı servisler üzerinden tanımladığım için bu olmamıştı. Ne yaptım? Şöyle yapmıştım ben. Dolayısıyla mesela diyelim ki şu olmasaydı, şunun olmadığını farz edersek login işte benim web sayfam slash login adresine geldiği zaman her defasında sadece şurası çalışıyordu. Haliyle get metoduyla ulaşılmaya çalışıldığında hata veriyordu. Çünkü get metodu burada tanımlanmamış. Servisler birbirinden ayrı olduğu için olmamıştı. Ben de bunu hani niye böyle olmuş diye düşündüm. Tabii benim hatam. Neden benim hatam? Çünkü tek bir serviste tek bir endpoint çalışır. Biz bunun içerisine, bu endpointlerin içerisine aslında işte şu adreste post metodu gelirse şunu çalıştır, get metodu gelirse şunu çalıştır gibisinden söylememiz gerekiyordu. Bakın burada resource işte login'e gelen istekleri eğer post ise buraya, get ise şuraya yönlendir demişiz. Bu şekilde mesela gayet düzgün çalışıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Biz ne yapmıştık en son? İşte kullanıcı login oluyordu. Login olduğu zaman biz hiçbir şey yapmıyorduk. Şurada post metoduyla buraya geliyordu. Peki biz bunu nasıl kullanabiliyorduk? Şimdi söylüyoruz ki sen neyi kullanacağız? Redis Sessions'ı kullanacağız. Öncelikle bir bakalım Redis Sessions'ı sistemimize nasıl ekliyoruz. Burada mesela main kısmında örnek var. Onu bir kullanalım. Main dosyasına bir gelelim. Şurası bize lazım şimdilik. Diğerlerine gerek yok. Main kısmına geliyorum. Şurada her defasında bir tane key generate oluşturuyor ama normalde sistem her çalıştığında key generate ettiği için mesela diyelim ki ben sistemi durdurdum, tekrar başlattım. Tekrar yeni bir key oluşturuyor. Dolayısıyla bütün login'ler yani oturum açmış bütün bilgiler gitmiş oluyor haliyle. O yüzden ne yapıyorum ben? Generate yerine başka bir şey kullanabilir miyim diye bakıyorum. Burada bir tane daha örnek vardı. Gayet basit bir tane generate oluşturalım. Yani standart olsun. Ama tabii bunu gerçek bir production'da yaptığınız zaman yani gerçek bir üründe yaptığınız zaman biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Güvenlik açısından her defasında gerçekten de bir tane key generate oluşturmanız gerekebilir. Ama yine de buna dikkat ederseniz iyi olur. Burada şunu kullanmış, cookie sessions'ı kullanmış. Bakalım bu bizi kurtaracak mı? Bunu alalım. Wrap. Wrap dediğimiz bu arada yani sistem çalıştığı anda mesela bakın logger çalışıyor. Bu çalışacak, sonra bu çalışacak. Sonra servislerden bir tanesi çalışacak. Tabii biz servislerin içerisine de yine wrap ekleyebiliyoruz. Wrap sayesinde yönlendirme yapabiliriz. Ha sen burada giriş yapmamışsın, sen buraya giremezsin gibisinden bilgiler aktarabiliriz. Her neyse şimdilik çalıştıralım. Biraz zaman alacak. Biraz bekleyeceğiz, kusura bakmayın.
316 paket maşallah, az da paket değil. Bayağı bir paket yüklüyor. Yine de hızlı yapıyor ya. Niye eskiden bu kadar hızlı yapmıyordu ha? Yani sanırım Rust geliştiricileri bu derleme konusunu bir miktar ileriye götürmüşler. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Of. Bu arada bu ActiveX bayağı kapsamlı bir backend. Yani H2 dediğimiz mesela yeni HTML standardı var. HTTP standartları var belki bilirsiniz. HTTP 2 miydi? 3 müydü? Hatta 3 bile yolda diyebiliyorum. Bu standartlar için dahi kendisini hazırlamış. Ondan sonra mesela chat server yazmak isterseniz buna uyumlu. Web event bazlı baya güçlü diyebilirim yani ActiveX'e. Zor, karmaşık gelebilir. Yani sizin daha önce kullandığınız backend'lara göre biraz kötü olabilir. Kötü derken karmaşık gelebilir. Ama kullandıkça diyorsunuz da adamlar bayağı düşünmüşler. Yani bu işi daha önce yapmışlar, biliyorlar. Bunların hepsinin bir amacı, bir yeri var diye düşünmeye başlıyorsunuz. Gerçi ben uzunca bir süredir ActiveX'i kullanmamıştım. Tekrar işte okullar kapanınca yeni yeni kendi backend'ımı da yine ActiveX ile yazacağım. Ben de yeni öğreniyorum yani çok da aslında şey değil. Sizden farklı sayılmam. Tek farkı işte bir yıl önce kullanmıştım, sildim, TIDE kullandım. Şu anda mesela Libredo'nun sunucusu TIDE ile çalışıyor. TIDE ve WebAssembly ile çalışıyor. Daha sonra işte birçok sebepten ötürü ben tekrar sistemi baştan tasarlamaya başladım. Bunun için de yine bir tane WebAssembly kullanmayı düşünüyorum. WebAssembly'nin üzerine de arka planda da ActiveX kullanacağım. Çünkü bana hız lazım. Artı TIDE bana göre en kolay web framework olmasına rağmen geliştiricileri bir miktar nasıl desem boş vermişler. Yani çok umursamıyorlar kendi frameworklerini. O yüzden ben de onları kullanmaktan vazgeçtim. Ama yani geliştirselerdi, ilgi gösterselerdi kendi kütüphanelerine, frameworklerine ben TIDE kullanırım açıkçası. Tabii TIDE ActiveX kadar da gelişmiş değil. Mesela H2 yok. Web Server Event dediğimiz web soketleri yok. Bazı sebeplerden ötürü. O yüzden pek yani geleceği olur mu olmaz mı bu çekincelerden dolayı yapamadım. Evet, şimdi not found dedi. Bunu da bir ekleyelim sistemimize. Cookie sessions bakalım neyi eklemiş. Active sessions tamam. Sessions'ı zaten biz tanımlamıştık. Şimdi cookie sessions'ı da tanımladık. Tekrar tanımlayalım. Çalıştıralım. Bu defa çalıştı. Bu hataların gerçekten neden? Şunu bir silelim. Tekrar çalıştıralım. Daha önceden mesela burada deriv eklediğimiz zaman eğer deriv kullanılmamışsa iyi de ben kullanmıştım işte. Debug'ı kullanmışım ama burada niye ise görmüyor. İşte şunu silelim. Buna ihtiyacımız yok artık. Ondan sonra nereyi siliyoruz? Şurayı da siliyoruz. Hata vermesin. Gerçi hala çok fazla uyarı veriyor. Birazdan derlenir. Biz de sistemi kullanmaya başlarız. Bu arada SRC'yi biraz genişletmemiz gerekecek.
Nasıl genişleteceğiz? Buraya yeni bir tane dosya oluşturalım. Up diyelim. Up.rs'yi oluşturduk. Buradaki fonksiyonlarımızı oraya taşıyalım. Şöyle. Şunu da oraya taşıyalım. Ana sayfada sadece bizim kullanacağımız main fonksiyonumuz olsun. Şöyle yapalım. Daha sonra buraya da gelelim. Mod up diyelim. Daha sonra 100 up diyelim. In this module. Nerede? Up burada tanımlanmış. Başka küçük harflerle tanımlanmamış. Up yerine ne ismi kullanalım buna? API diyelim. Normalde API olmaması lazım ama diyelim biz. Refactor edelim. Rename. Apps mı diyelim? Apps diyelim ya. Şimdi. Bunların hepsini tekrar import edeceğiz. Terayı import edeceğiz. Buraları import edeceğiz. IntelliJ sağ olsun bu konularda yardımcı oluyor. STD Actix Web. Actix Web. Yine Actix Web. Tamam. Context import. Tera. Tamam. Şimdi ben şunu bir değiştirelim. Aynı örnekteki gibi yapalım. Şuraya DN redirect direct diyelim. Bir tane location str diyelim. Response diyelim. Tamam. Burayı da location yapalım. Birazdan işimize yarayacak. Şimdi buraya da redirect kim? Şu. Ana sayfaya gitsin. Demiştik. Çünkü aynısını birazdan tekrar kullanacağız. Tamam. Bir deneyelim bakalım. Main çalışacak mı? Allah Allah. Demek ki burayı apps yapmamıza gerek yokmuş ya. Ben apps olsun. Mod yaptığımız zaman demek ki gerek yokmuş. O halde bu indeksi nasıl kullanacağız? Öncelikle bunları pub yapalım. Şunu da public yapıyoruz. Yani dışarıdan kullanılabilsin diyoruz. Tamam. Muhtemelen buralar da gerekecek ama şimdilik böyle kalsın. Bakalım. Şimdi indeksi şöyle hepsini ekleyelim. Tamamını ekledik. Tamam. Şimdi hepsini görecek. Tekrar bir çalıştıralım bakalım. Hata yoksa. To. For login user. Nasıl ya? Sergeyi burada tanımlamadığımız için yine tamam. Burada Sergeyi kaldıralım. Bakalım şimdi. Private type login user. Nasıl ya?
Cost lodging. Buradaki root post lodging burada lodging user'ı kullandığı için diyor ki ben bunu kullanacağım ama bu bir public değil. Ben ona ulaşamıyorum. Private bir dosya. Sen bunu private'ten çıkar diyor. Çünkü biz niye burada post lodging'de kullanmışız ya. Bundan dolayı. Bu arada bu da hatalı olmuş. Evet, tekrar derlensin bakalım ne diyecek. Evet, derlendi. Şimdi çalıştıralım bakalım. Bizim sistemimiz buradaydı. Tamam. Çalışmış. Giriş yap diyeceğiz. Daha sonra giriş yap da işte bakın giriş yaptı. Ama buralar değişmedi ya da ana sayfaya geldik hala buralarda herhangi bir değişiklik yok. Bugün işte bunları sessions aracılığıyla yapacağız. Öncelikle past login dediği zaman biz buraya sessions diyelim. Session RefSell Session Inner Actix olması lazım. Evet. Sessions'ı ekledik. Şimdi diyelim ki form geldi. Biz Sessions'a insert ne diyoruz? User form formun neyi? E-mail'i olsun. Tabi buraya biz referans koyuyoruz. Şimdi tabi bunu yaptık. Yaptıktan sonra doğru olduğu için ne yapıyoruz? Biz bunu gönderiyoruz. İndekse göndereceğiz ama indekse göndermek için şimdi bir miktar daha bilgi lazım. Tekrar çalıştıralım. Şu anda da hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü indeks sayfamız hala bile bundan habersiz. Evet biz sessions yani oturum açtık ama oturum bilgilerini ne burası kullandı ne burası kullandı. Bugün işte mesela burada oturum bilgilerini bu ikisine göndereceğiz. Bu ikisini de kontrol edeceğiz. İşte oturum açtıysa şunu yap, oturum açmadıysa şunu yap diyeceğiz. Derlemede böyle bekleyeceğiz maalesef. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim. Ana sayfa giriş yap dedik. Sonra login diyelim. Bakın yönlendirme yaptı. Aslında şöyle bir bakalım. Diğer araçlar, geliştirici araçlarına gelelim. Bakalım burada hangi bilgiler var. Bakın çerezler eklenmiş. Bayağı bir çerez eklenmiş ya. Bu ne alaka? Bu benim bilgilerim ya. Bu benim çerezlerim ya. Bu kadar çerez niye ya? Yuh. Mac Jason, Jar, Jurt, oha. Benim kullandığım işte Google iyi de ben kullanmadım bunları. Bunlar niye var? Ben bunları loom.com. Loom.com mu? Yuh ya. Kendisi hepsini eklemiş ya. Vallahi sinirim bozuldu bak. Ha, bir tek bize lazım olan bu. Diğerleri bizi ilgilendirmiyor. Burada bir değer oluşturmuş. Tabii bu değer aslında bizim Actix oturumu kendi oluşturduğu bir değer. Kendisi Redis'te işte bir key oluşturmuş oldu. O key aracılığıyla aslında işte oturumu açan kim bu bilgi geldiği zaman Redis'e bunu soruyor. Redis ona bir değer gönderiyor. Biz şimdilik sadece bunu oluşturmuş olduk. Ama herhangi bir değişiklik hala olmadı. Onu yapalım. Birincisi gelelim buraya. Buraya da sessions'ı ekleyelim. Session diyelim. Gelelim buraya. If let some user yani eğer sessions get
User diye bir bilgi var ise bizden istekte bulunan kullanıcının tarayıcısında böyle bir bilgi var ise ki biz az önce aslında gönderdik. Bakalım user diye mi geçiyor? Tekrar bakalım. Çerezlere. Active Sessions diye geçmiş. Burada user diye geçmemiş. Muhtemelen kendisi tamamını, bu bilgilerin tamamını sunucu tarafında Redis üzerinde tutuyor. Neyse. Gelelim. Eğer bir user var ise CTX insert user user. Şimdi gelelim index sayfasına. Biz burada mesela Tera'ya şu bilgiyi verdik. Dedik ki eğer kullanıcı user diye bir şey varsa bu istemcide sen bunu al kontekstin içerisine ekle. Dolayısıyla bu defa burada index HTML içerisinde biz CTX'i gönderdik ya. Ben buradan o bilgiyi kullanabilirim. Geliyorum buraya. Bu biraz tabii Tera'nın bilgileri. Şöyle. If user diye bir şey var ise ne yapıyoruz? User sadece user'ı yazıyoruz. User şöyle yazıyoruz tabii. Bu arada bunu mesela Vue gibi React gibi dillerde kullandığınız zaman şunlar oralarda da çok kullanılıyor. Haliyle böyle bir çakışma oluyor. Bilginiz olsun. Tera gibi sistemlerde. Daha sonra geliyoruz. Else giriş yap. Yani eğer kullanıcı yoksa giriş yap. En sonunda da end. Bunu demek zorundasınız. Bu arada if nerede bitiyor bilmesi gerekiyor. Bu Jinja dediğimiz Django'dan gelme güzel bir aslında özellik. Daha önce videolarda Django'yu bayağı gömmüştüm. O yüzden şaşırılabilir ama bu dil Jinja dili gayet güzel. Ama tabii güzel olması şöyle bir şey. Biz bunların tamamını Ops, iplet outside private oxam user session get user. Ok olması gerekiyormuş. Ben bunların sessions get options diye bir şey getirir diye tahmin ediyordum. Meğerse ok imiş. Bakalım. Herhangi bir hata olmaz ise şöyle yapalım o zaman. Bu soru işareti bize result'un eğer result değilse yani hata vermiyorsa bu sessions get komutu soru işaretiyle ben result'u ortadan kaldırıyorum. Yani hata verdiğini düşünmüyorum diyorum. Hata verirse de zaten burada biz belirtmişiz. Bu soru işareti true yapacak. Error'u gönderecek zaten. Daha sonra elimize bir options geliyor. Daha sonra o options içerisinde user var mı yok mu ona bakıyoruz. Muhtemelen böyle çalışması lazım. Yine bir bakalım. Çalışmadı. Cannot infer type. Bu get metodu şöyle bir şey söylüyor. Ben diyor bu user sen user bilgisini istiyorsun ama bu user bilgisinin veri türü nedir ben bilmiyorum. O yüzden geliyoruz buraya string diyoruz. Çünkü neden string diyoruz? Şurada dikkat ederseniz e-mail'i ben user olarak ekledim. E-mail ne? String olduğu için ben burada get metoduna diyorum ki ben çekeceğim bu bilgi bir string değeridir. Sen de string olarak bunu alacaksın. Dedik ve çalıştım. Bir urum, bir urum, bir urum. Bakalım. Bu defa çalışacak mı? Şimdi index sayfasına gittiğimiz zaman muhtemelen giriş yap kısmında eğer bir hata yapmamışsak giriş yap kısmında benim e-posta adresimin görünmesi lazım. Tekrar yapalım. Evet. Bakın. Burada bu defa benim e-posta adresim görünüyor.
Şimdi normalde orijinal bir şey yaptığınız zaman burada kullanıcının sayfası olur. İşte tıklarsınız şuraya buraya gider ya da çıkış gibi menüler açılır. Ama ben dediğim gibi HTML üzerine eğilmiyorum burada. Dikkat edin. Ben HTML eğitimi vermiyorum ya da JavaScript eğitimi vermiyorum. Ben ActiveWeb ile bazı şeyleri anlatıyorum. Odak noktanız bu olsun. Yani o sayfa çok çirkinmiş. Çirkin. Evet, sayfa çirkin ama çalışma mekanizması düzgün. Benim için de şu an önemli olan bu. Evet, şimdi login sayfasına geldiğimiz zaman da şöyle bir şey diyeceğiz. Buranın aynısını alıyorum ve eğer biri zaten login olmuşsa, oturum açmışsa herhangi bir şey açmamıza gerek yok ki. Geliyorum buraya, okey diyorum. Buraya redirect diyorum. Redirect'te biz ne yapıyorduk? Ana sayfaya yönlendirmiştik. Daha doğrusu belirtilen bir adrese yönlendirme yapıyoruz biz. Redirect nereye? Ana sayfaya yönlendir. Gerek yok yani. Buradaki user bilgisini de kullanmayacağımız için şöyle yapıyoruz. Eğer giriş yapılmışsa biz login sayfasına get metoduyla ulaşıp işte giriş yapmaya çalışırsak ne yapacak? Bizi ana sayfaya yönlendirecek. Çünkü zaten giriş yapmışız biz. Dolayısıyla şurası da mesela şu ikisi de artık burada gerekli değil. Neden? Çünkü önce bir kontrol ediyor. Giriş yapılmışsa zaten indekse yönlendirecek. İndekse yönlendirdiği için bunların çalışmasına gerek yok. Bunların hiçbiri çalışmayacak. Ama eğer if çalışmaz ise herhangi bir else belirtmenize bu arada gerek yok. Çünkü burada ok diye belirttiğiniz zaman direkt şu resolve çalışacak. Çalışmaz ise yani else ama yazmanıza gerek yok dediğim gibi buralar çalışacak. Aa, kesin burada diyecek ki return yaz diye düşünmüştüm. Tamam. Noktalı virgül atmama gerek var mı ya? Ben bildiğim kadarıyla burada return olduğunda gerek de yoktu ama not found in this session. Aa, doğru ya biz sessions verisini kullanabilmek için bu fonksiyonda sessions'ı tanımlamamız gerekiyor. Tabii daha önce de söyledim, diğer derste de söyledim. Biz burada kullandığımız servisler için kullandığımız fonksiyonlarda belirttiğimiz parametrelerin türü HTTP Factory Service denilen bir şeye implement edilmiş olması lazım. Aksi halde hata verir. Mesela sessions ActiveWeb'in sessions'ı dolayısıyla bu implement edilmiş. Ama mesela gelip şunu yazarsam mesela user login user. Mesela bu hata verecek. Neden? Çünkü buradaki to metodu bu post login'e gelecek ya da login'e gelip bakacak. Buradaki fonksiyonu önce bir Factory'den geçirecek yani böyle bir düzenleme yapacak bu fonksiyona ondan sonra derleme işlemine geçecek. Fakat geliyor diyor ki ya kardeş ben diyor bunu bilmiyorum. Bunu bilmediğim için nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Bu bilgiyi nasıl oluşturacağımı bilmiyorum. Bunu sen HTTP Factory Service'e implement edeceksin diyor. Haliyle hata veriyor. Deneyelim. Bakın. Is not implemented from requests. İşte from request'ten gelen veriler dediğim gibi işte bilmem nereye nereye implement edilmiş olması lazım. Burada böyle bir login user buna implement edilmediği için kullanamıyoruz. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Neyse bunu da geçelim şimdilik. Bakalım. Bu arada bu uyarıyı belirtmesinin sebebi soru işareti kullanırsanız herhangi bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Bakalım hata mı yaptık? Yok. Demek ki Sessions'ın Result Error değeriyle buradaki Error birbirine uyarlandırmış olduğu için soru işareti kullanabilirsiniz. Gerçi hata verse de sistemimizi etkileyecek bir hata vermiyor ama burada uyarı vermesini, şurada uyarı vermesini engellemek için soru işareti attım. Sadece. İsterseniz soru işaretinin yerine nokta expect bilmem ney 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 yazabiliyorsunuz. Şimdi gelelim login'e. Bakın burası login sayfası değil mi? Tıkladığım zaman login'e gitmeyecek, tekrar ana sayfaya gelecek.
Bakın her defasında Login'e gidiyorum ama giriş yaptığım için beni her defasında yine ana sayfaya yönlendiriyor. Şimdi başka ne kaldı? İndeksi de yaptık. Login'i de yaptık. Host Login'i de yaptık. Başka yok şimdilik. Sanırım cookie olayı en azından başlangıç seviyesinde bu kadarı yeterli. En azından. Ha bu arada ben aslında en başta belirtmem gereken şeyi unutmuşum. Redis'in sisteminizde kurulu ve çalışır vaziyette olması lazım. Bunu unutmayın. Redis nedir diye gidip araştırmanız lazım. Bu önemli bir detay. Redis'i öğrenin. Ne olursa olsun eğer böyle bir sistem kullanacaksanız Redis'i öğrenin. Eninde sonunda çünkü Redis'e işiniz düşecek. O yüzden ben Redis'i uzun uzun şimdilik anlatmak istemiyorum. Zaten çok fazla kullanmıyoruz. Yani framework yazan kişiler genelde Redis'i kullanıyor. Onlar zaten dizayn ediyor. Redis'te verilerin nasıl saklanacağını onlar dizayn ediyor. O yüzden siz sadece Redis'i sisteminize kurun, çalışır vaziyette olsun, gerisine karışmayın. Evet, bugünlük sessions olayı da sanırım şimdilik yeterli. Ha, bir de çıkış yapalım, öyle bitirelim. Logout yapalım. Login, bir de logout. Logout olsun. Bu defa sadece şunu söylüyoruz. Yine redirect'i kullanacağız. Hiçbir şey kullanmamıza gerek yok bu arada. Ben direkt redirect kullanacağım. Bunların tamamını siliyorum. Direkt ana sayfaya yönlendirme yapacağım ama yönlendirme yapmadan evvel biraz iş ve işlemler gerçekleştirelim. Sessions Touch diyoruz. Yani oturumu kapatıyoruz. Yine soru işaretimizi de ekleyelim. Hata vermesin. TMP'yi silelim. Buna ihtiyacımız yok. Çünkü sadece yönlendirme yapıyoruz dediğim gibi. Yönlendirmemizi yaptık. Ana sayfaya girecek. Oturum kapanacak. Burada tabii ana sayfaya gittiği zaman bu defa user bilgisi olmadığı için herhangi bir şey yapamayacak. Direkt normal haliyle olacak. Tabii bunu bu defa geliyoruz şuraya. Yeni bir servis oluşturuyoruz. Şunu alalım. Bu servisin altında oluşturalım. Logout neresi? Get metodu olacak ve logout olacak. Şimdi kapatalım bunu. Tekrar çalıştıralım. Bu defa ne oldu ya? Cannot be applied to type. Purge hata türetmiyor. Purge tamam. Purge session get veya insert gibi değil. O yüzden soru işaretine gerek yok. Purge biraz daha farklı çalışıyor. Çünkü zaten varsa silecek. Yoksa herhangi bir hata ortaya çıkmıyor. Yoksa demek ki zaten yokmuş yani. Zaten yok etmeye çalışıyor. Yoksa niye yok etmeye çalışsın? Ama burada mesela şimdi biraz daha farklı olacak. Ne olacak? Eğer user var ise user var ise user yazacak ve buraya ana sayfa yönlendirecek. Hayır, logout'a yönlendirecek. Yani eğer giriş yapmışsa tıkladığı anda e-mail'in üstüne tıkladığı anda çıkış yapacak. Dolayısıyla şöyle yapalım. Tamam. Şurası da A. Else bunun aynısını bu defa geliyoruz buraya. Else giriş yap. Bu defa buraya giriş yap. Yazacak. Ah, tamam. Bu da gitti tabii.
Çalıştıralım bakalım nasıl oluyor. Tabii benim burada anlattığım komutlar size biraz garip gelebilir. Bu tekrar belirtiyorum. Jinja kodları. Teranın kodları. Bunu biraz eğer merak ediyorsanız araştırabilirsiniz. Tekrar belirtmekte fayda var. Siz eğer web sitenizin Google tarafından indekslenmesini, bütün bilgilerin de indekslenmesini istiyorsanız server tarafında render işlemi yapan uygulamalar kullanmanız lazım. Eğer bu ya da React gibi bir uygulama kullanıyorsanız normal şartlar altında sunucu tarafında render edilmediği için arama motorları sizin web sitenizi güzel bir şekilde indeksleyemez. Ama tabii bunun üstesinden gelen araçlar var. Webpack denilen bir araç var, Bundle var, G harfiyle başlayan başka bir şey vardı. Canavar gibi araçlar var fakat canavar olmalarının yanında korkutucu yanları da var. Ya da aynen böyle sunucu tarafında Tera gibi bir uygulama sayesinde bu HTML'i sunucuda render ediyoruz yani tarıyoruz. Taradıktan sonra istemciye gönderiyoruz. Bu istemci dediğimiz ayrıca arama motoru da bir istemci olduğu için istemci bizim ona gönderdiğimiz bütün bilgileri okuyabiliyor. Bu sayede mesela arama motorları tarafından indeks yapması kolay oluyor. Bunun dezavantajı sadece şu, sunucuda render işlemi yaptığımız için sunucuya yük biniyor. Evet, çalıştı son bir kez. Bakalım, evet Mehmet Eribol var. Çıkış yaptık. Logout'a gittik. Logout bizi direkt ana sayfaya yönlendirdi. Tekrar giriş yap diyoruz. Ana giriş yap dediğimiz zaman niye? Login sayfasında. Ups. User var mı ki? User yok normalde. O halde bunu niye redirect yapıyor? Tekrar bir bakalım. Vallahi ana sayfaya yönlendiriyor. Normalde yönlendirmemesi lazım. Çünkü get yok. Session purge yaptık. Çalışmaması gerekiyor. ActiveWeb'in bu gözden kaçan bir sorun mu var? Ya da bir dakika. Şöyle yapalım. Logout'a. He. Şurada yanlış yapmışız. Eğer user giriş yapmışsa logout, giriş yapmamışsa login olan. Ben de diyorum mantıksal olarak herhangi bir problem yok ama. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakın bu defa login'e gelecek. Burada giriş yaptık. Burası değişti. Değişti. Bu defa buraya tıkladığım zaman çıkış yapacak. Ana sayfaya geldi. Tekrar giriş yapıyoruz. Deneyelim. Evet, tamam. Giriş yaptı. Bu defa bakın logout adresine gidiyor. Tıkladığımız zaman logout yaptı. Sanırım başlangıç seviyesinde şimdilik bu kadar yeterli. Bu arada bir sonraki derste biraz SQL göreceğiz. SQLite dersi olacak çünkü biz şimdi giriş yaptık ama kullanıcı yok, şu yok, password ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor bu bilgiler yok çünkü bizim veri tabanımız yok. Veri tabanımızda kullanıcı bilgileri olacak, şifre bilgileri olacak. Bu defa SQLite ile bir tane veri dosyası oluşturacağız. Normalde ben Postgres kullanıyorum ama Postgres'i hazırlaması uzun sürüyor. SQLite biraz daha kolay böyle işler için. O yüzden SQLite eğitimi olacak. Daha sonra SQLite'i implement edeceğiz. Bizim sisteme yükleyeceğiz. Sistemden bu defa SQLite'tan bilgileri alacağız. Karşılaştırma yapacağız. Evet, bir sonraki SQLite dersinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.